Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timle ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 211 sayfalık iddianamenin 60 sayfası FETÖ terör örgütünün tanımına ayrıldı. 44'ü tutuklu toplam 47 şüphelinin yargılanacağı duruşmanın Muğla'da yapılacağını açıklayan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, firari olan 3 sanıktan birinin Fethullah Gülen olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı. İddianameyi 15'inde hazırlamıştık. 2. Ağır Ceza Mahkemesi bugün itibariyle kabul etti. Duruşmamız burada olacak. Şüpheli sayımız, daha doğrusu artık sanık sıfatını kazandı. 47 kişi, 3'ü firari. Oradaki ifadede dikkat edilmesi gereken şey, toplam 44 şüphelimiz var, tutuklumuz var, 3 de firarimiz var. Firarilerden biri de 1 numaralı sanığımız. Sanıkların ne zaman hakim karşısına çıkacağının henüz net olmadığını ifade eden Topuz, sanıklar için 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiğini açıkladı. Sanıklarla ilgili Cumhurbaşkanı'na suikast, anayasayı ihlal yani darbe, meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, 2 tane de malumunuz şehidimiz var. Bunlarla ilgili kamu görevlisini görev sebebiyle öldürme suçlarından aşağı yukarı 6 tane falan istiyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyoruz. Onun dışında da sanıkların Marmaris'te gerçekleştirdikleri birçok eylem var. Yani polislerle çatıştılar, ona yönelik adam öldürmeye teşebbüstür dedik. Mala zarar verme, kamu malına zarar verme vesaire. Çok sayıda suç var. Onların hepsini tek tek iddianamemizde yazdık. Öte yandan 44'ü tutuklu toplam 47 sanığın duruşmasının Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılacağı tahmin ediliyor. Salonun duruşma tarihinin belirlenmesinin ardından duruşmaya hazır hale getirilmesi bekleniyor.